Herkese yeniden merhabalar. Uzun zaman oldu sizinle vlog paylaşmayalı. Çok uzun zamandır elim gitmiyordu. Bugün bir misafirim gelecek. Hazırlığa başladım. Hazır başlamışken hadi bir vlog başlatayım dedim. Hayırlısı olsun bakalım, inşallah güzel bir başlangıç olur. Bundan sonra devamı da gelir. Şimdi tuzlu kurabiye yapıyorum. Kahvaltı misafirim var. Tuzlu kurabiye güzel oluyor. Böyle atıştırmalık çayın yanına da güzel oluyor. Bu kurabiyenin içinde chia tohumu falan var. Çok 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 lezzetli. Böyle minik minik biraz uğraştırıcı ama çok güzel oluyor. Böyle iki tepsimiz var. Biri pişiyor fırında. Bu ikinci tepsisi. Şimdi diğer hazırlıkları da sizlerle paylaşacağım. Tarifleri de altına yazacağım. Geceden yapılacaklardan en sevdiklerimden biri tepsi böreği. Kıymalı. İçinde kıyma dolgusu var. Bu şekilde kenarlarını kapatıyorum. Fırına vermiyoruz. Dolaba atıyoruz. Üzerine yumurtasını da yarın süreceğiz. Bunu böyle streçleyip dolaba kaldıracağım. Şimdi yarın sabah pişirirken de sizlerle paylaşırım. Bu hazır. Kurabiyeler yapıştılar. Şimdi peynir tabağını hazırlayalım birlikte. Fakat işlere minik bir ara vermek istedim. Çünkü bugün benim doğum günüm ve harika çiçekler geldi. Çiçeklerin karşısında şöyle bir kahvemi içeyim dedim. O yüzden minik bir ara vermek istedim. Eşimin çiçeği çok beğendim. Harika bir çiçek olmuş. Annemlerin, arkadaşlarımın çok güzel çiçeklerle doldu. Şimdi hemen kahvemi içeceğim. Bir kurabiye çeşidi daha yapıyoruz. Zebra kurabiye. 300 gram tereyağı, 1,5 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ. Şimdi bunları önce bir karıştıracağım. Hep karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı nişasta ilave ediyoruz. Bu paket vanilyayı, kabartma tozu yok bu tarifte. Bir de yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Kaç bardak un kullandım en son söyleyeceğim. 3 bardak un koydum. Hafif kıvamı koyulaştığında yarıya bölüyorum. Bir kısmını çünkü kakaolu yapmamız gerekiyor. Zebra kurabiye olacağı için. Bunun içerisine kakaosunu ekliyorum. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar. Rengi olmazsa biraz daha ilave edebilirsiniz. Bunun içerisine de ununu ilave etmeye devam ediyorum. Evet, hamurlarımın ikisi de hazır. Niye hamuru önce ayırdım unu eklemeden önce? Çünkü eğer tamamen unu da ekledikten sonra hamuru ikiye ayırıp da kakaosunu ilave ederseniz kakao ile beraber hamur daha da koyulaşacak. Bu sefer çok sert olacak. Bakın şu an tam kıvamında çünkü tam vakitlice aldık hamuru. Onu aklınızda bulundurun. 3,5 su bardağı un kullandım toplamda. Yarısını ayırdım. Yarısına da 2,5 yemek kaşığı kakao ekledim. Şimdi hemen şekli vereceğiz. Ve hamuru iki yağlı kağıt arasına aldım. İnce bir şekilde açıyorum merdaneyle. Yuvarlak yuvarlak kesip şeklini öyle vereceğim. Kakaolu olanlar hazır. Şimdi bunu aynı şekilde açtım ve buna şekil veriyorum. En son bunlar birleşecekler. Şimdi şeklini vermeye başlıyoruz. Bu üst üste hepsini almamız gerekiyor. Kule haline getirmemiz gerekiyor. Zaten hazırladıklarımızı bu şekilde üst üste alıyoruz arkadaşlar. Şekli böyle. Bunu şimdi hemen bir şeyin üzerine alıyorum. Dondurucuya atıyorum. Bu dondurucu da bir süre bekleyecek. İyice bir donacak. Sonrasında dilim dilim keseceğiz. O işini de sizlerle paylaşacağım. Buharları biraz yumuşatmak için içerisine krem şanti çırpıp ilave ettim. Şimdi kıvamını bulut gibi hafif bir hale getirecek.
Bakın kurabiye dolapta iyice dondu, sertleşti. Sertleşmeden dilimlersek eğer kesinlikle istediğimiz şekle ulaşamayız. O yüzden mutlaka sertleşmesi gerekiyor. Sonrasında bir bıçak yardımıyla şöyle verevden kesiyoruz ki şekli tam istediğimiz gibi çıksın diye. İlkler her zaman güzel olmaz. Sonrakiler güzel olacak. Bakın şekli böyle oluyor. Şöyle kestikçe de tam olarak istediğimiz görüntü ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde. Hem tadı çok lezzetli. Kıyır kıyır bir kurabiye içinde nişasta olduğu için ve bol tereyağlı tabii ki. Hem de görüntü itibariyle çok hoş bir kurabiye olmuş oluyor bunlar. Sanki çok uzun süre uğraşılmış gibi ama hiç de öyle değil. Siz de şahit olduğunuz yapılışına. Şöyle tepsiye alıyorum. Şimdi güzelce pişireceğim kurabiyelerimi de. Evet, peynir tabağım hazır. Şimdi bunun üzerine streçleri kaldırıyorum dolaba. Bu şekilde sabaha kadar bekleyecek. Sabah masada yerini alacak inşallah. Pankek yapıyorum. Pankekleri böyle minik minik hazırlıyorum. Tek lokmalık olacak şekilde. Çok güzel oluyor bu şekilde servisi. Bakınız böyle minik minik hepsini pişiriyorum bu şekilde. Sabahtan şöyle bir patates salatası yapmıştım. Onu da hemen servis tabağına alıyorum. Her şeyi çok detaylı çekemedim çünkü biraz erken gelecekler. O yüzden patates salatasını vesaire çekemediğim ne varsa onları da daha sonra inşallah paylaşırım sizlerle. Bu sarmaları da arkadaşım yaptı. Ben her misafirime neredeyse ondan rica ediyorum, yapıyor benim için. Sipariş de alıyor zaten. Bunları hemen servis tabağına alıyorum. Kahvaltıda sarma çok seviyorum. Ve şu inceliğe bakar mısınız? Muhteşem oluyor. Tadı da çok lezzetli oluyor.
Münevver'cim izlersen eğer ellerine sağlık arkadaşım. Ve şimdi de Nutella'lı çöreğimi servis tabağına alıyorum. Yatay hindisi var bunun ayrıca. Nutella'lı çöreğin servis tabağını değiştirmeye karar verdim. Çünkü ikisini tek bir tabakta toplayacağım. Sevinliyle ikisini. İkisi de çok çok lezzetli. Mayalı hamurdan hazırlanıyor. Instagram'da tarifini daha önce paylaşmıştım. Bu mini pankekleri de derin kaseye alıyorum. Üzerine birazcık çilek serpiştireceğim. Biraz da böyle bal gezdireceğim. Parlak parlak güzel görünecek. Bunlar böyle lokmalık olarak da çok da lezzetli aynı zamanda. Diğer çeşidimiz de tavuklu tart. Bunu son anda tekrar bir ısıtacağım. Çünkü üzerindeki kaşarı donduğu zaman lezzeti güzel olmuyor. Yani sıcaklığındaki gibi güzel olmuyor. O yüzden onu birazdan bir ısıtma işleminden geçireceğim. Evet arkadaşlar, hazırlıklar tamamlandı. Her şeyi masaya aldım. Sizinle birlikte hazırladık birçoğunu. Güzel bir masa oldu, kahvaltı masası. Yumurta da ayrıca pişiyor şimdi. Bu şekilde teker teker detayları da şöyle bir çekeyim size. Masamda bu takımlarımı kullandım. Pankeklerimiz, az önce hazırlamıştık. Sarmalarımız, domates salatalık söğüş tabağı, sonra kıymalı böreğimiz, patates salatamız, peynir tabağımız. Lezzetli kurabiyelerimiz tatlı ve tuzlu olmak üzere. Sonra burada reçellerimiz, ballarımız, çikolatalarımız, tahinli ve çikolatalı çöreğimiz ve tavuklu tartımız. Her şey yerli yerine oturdu. Sizinle birlikte güzel bir vlog hazırlığı olmuş oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir de burada minik bir çay kahve köşesi hazırladım. Birazdan burada çayımızı kahvemizi içeriz inşallah. Ben vlog çekmeyi çok özlemişim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yeni vloglarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.